Merhaba, İngilizce ileri seviye metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte Life at 50 Degrees, 50 derecede hayat başlıklı bir metni birlikte okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Başlamadan önce hatırlatmak istediğim, hemen bir söylemek istediğim kısa bir not var. Kurs soran arkadaşlar için her seviyede mevcut kurslarım var. İngilizce Türkçe'den Türkçe'ye ve Türkçe'den İngilizce'ye çeviri kurslarım var. Bu kursların linkini bu videonun altına bırakacağım. O link üzerinden inceleyebilir ve o kurslardan istifade edebilirsiniz. Şimdi başlığımız şöyle. Life at 50 Degrees, 50 derecede yaşam. Kuwait City may be the world's hottest city. Kuwait şehri may %50'li ihtimal anlamında world's hottest city, dünyanın en sıcak şehri olabilir. In many parts of the world, dünyanın birçok kesiminde. Part, kısım anlamında, dünyanın birçok kesiminde. Summer has kicked in. Kick in, başlamak anlamında kullanılan phrasal verb. Yaz başladı. And people are really feeling the heat. Ve insanlar gerçekten really ısıyı hissediyorlar, sıcağı hissediyorlar ya da. But people in one city, ama bir şehirdeki insanlar, in the Middle East, Orta Doğu'da, dolayısıyla hepsini toparlarsak, ama Orta Doğu'daki bir şehirdeki insanlar, may have more reason, daha fazla sebebe sahip olabilirler. Yani onların daha fazla sebebi olabilir. Ne için? Amaç bildiren to geliyor burada. To complain about the heat. Sıcaktan şikayet etmek için daha fazla sebepleri olabilir. Then. Kimden? Anywhere else in the world. Dünyadaki herhangi bir yerdekinden. This place is so hot that. Burada so that yapısını görüyoruz. Bu öylesine ki anlamını veren iki parçalı bir bağlaç. Araya sıfat girer. O sıfat açısından öylesine ki anlamını doğurur. This place is so hot that, bu yer o kadar sıcak ki, birds fall from the sky. Kuşlar gökyüzünden düşüyorlar ya da düşerler. Some streets are air conditioned. Bazı caddeler klimalı. And allegedly iddiaya göre demek. Fish boil in the sea. Denizde balıklar kaynıyorlar. This is Kuwait City. Bu Kuwait şehri. The capital of Kuwait. Kuwait'in başkenti. Often called the hottest city in the world. Genellikle de ya da sık sık cold adlandırılır. Ne olarak adlandırılır? Dünyanın en sıcak şehri olarak adlandırılır. Temperatures often get as hot as 50 degrees Celsius. Sıcaklıklar, temperatures, genellikle burada get ulaşmak anlamında 50 dereceye kadar ulaşır. As hot as, 50 derece kadar yüksek olur diyebiliriz burada. As denklik kalıbıdır İngilizce'de ve araya bir sıfat alır gene. Evet, in the summer, yazın, and sometimes, ve bazen, even higher, even hatta demek, bile demek. Ve bazen hatta daha yükseğe. In July 2016, Temmuz 2016'da the temperature reached 54 degrees Celsius in the north. Temperature, sıcaklık. Reach, ulaşmak anlamında kullandığımız fiil, kuzeyde 54 Celsius dereceye ulaştı. Which is, ki bu, şimdi bu dereceyi tanımlayan bir sıfat cümleciği başlatıyoruz. The highest temperature Kuwait has experienced. Kuwait'in deneyimlediği en yüksek sıcaklık. People are rarely seen walking outside in the summer. Rarely, nadiren. Are seen, pasif yapı. İnsanlar outside, dışarıda yürürken, yazın dışarıda yürürken nadiren görülürler. And many residents, ve birçok sakin, yani Kuveyt şehrinin sakinleri, residents, bir bölgede yaşayan insanlar anlamında kullanılıyor. Leave the city while it's this hot. Bu kadar sıcak iken şehirden ayrılırlar ya da şehri terk ederler.
Kuwait has always been hot. Kuwait her zaman sıcak olmuştur. Present perfect. Çünkü geçmişten bugüne gelen bir süreci anlatıyor. But climate change has made the summers hotter and longer. Ama iklim değişikliği yazları daha sıcak ve daha uzun hale getirdi. According to the Emirates Policy Center, emirliğin politika merkezine göre between 1962 and 1999, 1962 ve 1999 yılları arasında there were 18 days, 18 gün vardı. When, şimdi bugünleri tanımlıyoruz ki o zaman the temperature in Kuwait was 50 degrees. Burayı şöyle çevirebiliriz. Sıcaklığın 50 derece olduğu 18 gün vardı. Celsius or 50 degrees Celsius or higher. 50 ya da daha üstünde oldu. Between 2021, 2000 yılı ile 2021 yılı arasında the number of days was 80. Bu günlerin sayısı 80 idi. And 64 of those were between 2010 and 2021. Ve bunların 64'ü 2010 ile 2021 yılları arasındaydı. The country is also getting less rain than before. Ülke also aynı zamanda less daha az öncesinden daha az yağmur alıyor. Yani eskisinden daha az yağmur alıyor. As a result, sonuç olarak it's experiencing more frequent and intense dust storms. Sonuç olarak o yaşıyor, deneyimliyor. More frequent, daha sık and intense ve daha yoğun dust storms, toz fırtınaları yaşıyor. Living in these high temperatures, bu yüksek sıcaklıklarda yaşamak is not good for humans. İnsanlar için iyi değil. A study by the University of Roehampton in London, Londra'daki Roehampton Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma buldu. Neyi bulduğunu anlatan cümleciyi that ile fiile bağlıyoruz. That bağlacıyla. The human body has an upper temperature limit. İnsan vücudu bir üst sıcaklık limitine sahip. Bu limitinde kaçta kaç arasında olduğunu belirtmek için araya bir of koyuyoruz. Of between 40 degrees and 50 degrees. Yani 40 derece ile 50 derece arasında bir üst sıcaklık limitine sahip. Before it starts to malfunction, before önce, neyden önce bu limite sahip? It starts to malfunction. Malfunction arıza vermek demek. Yani insan vücudunda arıza başlamadan önceki sınır 40 ile 50 derece arasında. At higher temperatures, daha yüksek sıcaklıklarda a person may start to experience, bir insan yaşamaya başlayabilir, tecrübe etmeye başlayabilir experience. Heat stress, sıcak stresini ya da ısı stresini which can cause, şimdi bu stresi tanımlıyoruz bir related clause'la ki bu sebep olabilir. Which can cause things, bazı şeylere neden olabilir. Like the gibi, ne gibi? Confusion, kafa karışıklığı, bilinç karışıklığı. Nausea, mide bulantısı, dizziness, baş dönmesi and fainting ve bayılma gibi. And can be fatal ve ölümcül olabilir. Fatal, ölümcül. Some may say, some bazıları anlamında, bazıları söyleyebilir. Ne söyleyebilir? Gene bir det bağlacıyla ne söyleyebilir? Bu cümleciyi temel cümleye bağlıyoruz. Aktarmalı anlatım. That Kuwait is contributing to its own problems. Kuwait'in kendi problemlerine katkıda bulunduğunu söyleyebilir. Since, çünkü it's one of the world's largest emitters per capita of carbon dioxide. Çünkü o dünyanın en büyük yayıcılarından biri. Emit, yaymak. Per capita, kişi başına. Kişi başına dünyanın en büyük karbondioksit yayıcılarından bir tanesi. And uses only fossil fuels
for energy ve enerji için sadece fosil yakıtları kullanıyor ya da kullanır. But things may be changing. Buradaki things işler anlamında ama işler değişiyor olabilir. According to the International Energy Agency, Uluslararası Enerji Ajansı'na göre the country ülke planlıyor to generate üretmeyi planlıyor at least 15% of its enerjisinin en az %15'ini from renewable sources by 2030 2030 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi planlıyor. Videomuz burada son buluyor. Bir başka videoda görüşebilmek umuduyla hoşça kalın. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz de hala abone olmayı unutmayın istiyorum.